Sayın Başkanım, Sayın Dernek Başkanım, hocalarım, arkadaşlarım, öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu konudan bahsetmeden önce biraz böyle geçmişe gideceğim. Benim için şöyle bir özelliği var, önemi var. 1990'lı yılların başı, genel cerrahi asistanıyım. Çok fazla kistatik ameliyatı yapılıyor. Devlet Hastanesi'nde, Ankara Numune Hastanesi'nde ben ihtisas yaptım. İstanbul'da HPB Derneği'nin bir toplantısı olmuştu. Oraya katıldım. Birmingham'dan bir hoca geldi. Hepatobiliyer cerrah. Ama bahsettiğim dönem şöyle. Daha çok cerrahi camiada kistatin cerrahi tedavisi zaten hiç tartışılmıyor da. Omentopeksi koyalım, diren koyalım. Safra yoluna açılmışsa koridokodiyodonostomu mu yapalım, tetüp mü koyalım? Tartışmalarının gündemde olduğu bir dönem. Albendazol yok. Sadece mebendazol var. Öyle bir dönemdeyiz ve o sırada Birmingham'dan gelen hoca da kolorektal kanserlerin karaciğer metastazları ile ilgili bir konuşma yaptı. Ondan sonra çok güzel, yani teknikler falan çok hoşuma gitti. Bir de cerrahi asistanıyım, hani ameliyat yapmaya da böyle susamışız falan. Toplantıdan sonra hocayı yakaladım. Dedim ki yani çok başarılı bir cerrahsın, çok teşekkür ediyorum. Ama dedim ki kistatikle ilgili hiç, yani bizim ülkemizde önemli bir sorun, bundan hiç bahsetmediniz dedim. Hoca bana ne dedi, tahmin edebilir misiniz? Bu benim sorunum değil dedi. Bu sizin sorununuz dedi. Bunu da siz bulun dedi. Yani bana, yani hani küfür etse bu kadar ağrıma gitmezdi aslında. Ama bana iyilik etti aslında, doğru söyledi adam. Bu dedi senin sorun, bunu da sen bul, bize söyle bir şey. Ondan sonra tabii çok etkiledi beni. Yani benim akademik hayatımı etkileyen bir diyalogtur bu. Döndüm geldim kliniğime, hocama söyledim. Dedim ki böyle böyle hocam. O da dedi ki yani bak dedi oğlum dedi, İngilizler dedi hocadır, dedi, öğretmendir dedi. Biz daha çok teknisyen gibi çalışırız dedi. Biz dedi bir ameliyatı 3000 tane yaparız, bir tane makale yazamayız dedi. Onlar 100 tane yaparlar, kitap yazarlar dedi. Hocam biz de yaparız dedim. Yaparız yaparız tabii dedi, geçiştirdi. Şimdi bu iki diyalog dediğim gibi beni çok etkileyen diyaloglardır hayatımı. Ya biz niye yapamayalım? Biz de analiz ederiz, biz de gözlemleriz falan. Hala da yan yana geldiğimiz zaman bazen konuşuyoruz bunu. Ve ondan sonra o konservatif cerrahilerden sonra tabii radikal ameliyatlar çok gündemdeydi. Radikal ameliyatlar yaptık. Çok ciddi işte rezeksiyonlar. Ben kistatik için vena kava rezeksiyonu yaptım. Yani olacak şey mi şimdi? Kendime bakıyorum mesela şu andaki bakış açımla, hani böyle kolondaki ten yağı için kolektomi yapmak gibi bir şey ya da çok daha ağır bir şey gibi geliyor bana. Radikal ameliyatlardan da herhalde çok memnun kalmadık ki, ya da böyle bizi çok tatmin etmedi ki, ondan sonra biraz daha yeniden konservatif yöntemlere dönüp konservatif yöntemlerin komplikasyonlarını nasıl azaltırız üstüne epeyce bir çalıştık, kafa patlattık, safra fistülleri, kavite enfeksiyonları ne yaparız ne ederiz. İşin özü nereye geldik derseniz, perkütan tedaviyi tabii ki kullandık ama onlarda da çok memnun kalmadık. Çünkü onlarda da safra fistülü kavite enfeksiyonları, anestezi altında yapılmazsa anafilaksi sıkıntıları gibi sorunlar yaşadık. İşte belki şaşıracaksınız ama şu anda belki size çok ters gelebilir ama benim cerrahi pratiğimde ve benim kliniğimde cerrahi çok az yapılıyor. Biz ağırlıklı olarak şu anda ilaç tedavisi uyguluyoruz. Bu farklı gelebilir size. Ama bu girişi ve geçmişi anlatmadan neden buraya geldiğimizi böyle bir kısa giriş yapmak istedim. Bunun gerekçeleriyle ilgili biraz belki size farklı gelebilecek bir sunum yapmak istiyorum. Sizin katkılarınız ve eleştirileriniz burada çok önemli. Çok çok önemli. Dur, bunu geçiremedim. Evet. Şimdi bilmediğimiz bir şey, bu parazit bizim hayatımızda, işimizde yaşıyor. Aynı tenya gibi. Ama bunun hayatı kaç yıl bilmiyoruz. Yani bu ölçülmemiş. Bazı insanların mesela hayatında kalsifi olmuş kistatiklerin filmleri var. Yaşamış, ölmüş. Filme bir bakıyorsunuz, ayakta direkt karın, ultrason, CT, orada kalsifiye, her şeyi dolmuş bir şey var. Onlara ben şey diyorum, bizim hayat bizle beraber yaşamış, hiçbir probleme neden olmamış. Ölmüş, gitmiş, oradaki kalsifiye şey de mezar taşının görüntüsü, hiçbir şey yok yani. Ama ne kadar ömür bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz diye tahmin ediyorum sadece. Bizim ömrümüzden herhalde daha kısa. Yani ortalama yaşı herhalde 60-70 yıldan daha az olması lazım. Çünkü onun hayatının bütün süreçlerini biz kendi hayatımızın içinde görebiliyorsak bizden daha kısa ömürlü bir parazitle uğraşıyoruz diye düşünüyorum. Ama doğru cevap var mı bilmiyorum. Neden tedavi ediyoruz? Cerrahi değil, neden tedavi ediyoruz?
Birincisi, hastaların semptomları var. Onları ortadan kaldırmak için tedavi ediyoruz diye düşünüyoruz. İkincisi de komplikasyonları. Hangi komplikasyonları? Potansiyel ileride olabilecek bazı komplikasyonlar. Korkuyoruz işte, nedir? Perforasyon, safra yollarına tıkanma, şu olur, bu olur. Ameliyat etmemiz lazım ya da tedavi etmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi bu ikisi üzerinde biraz daha böyle kafa yormak istiyorum. Birincisi semptomlar. Biraz önce safra kesesi taşının semptomları ile ilgili Zeki hocamın söylediklerinin aynısı burada da geçerli bence. Bilmiyorum, katılır mısınız hocam? Şimdi hasta kistatikle geliyor. Sol lobunda bir kistatik var. Şikayetiniz ne? Yanlarıma vuruyor diyor. Buralarıma vuruyor. Yani hiç şeyle, lokalizasyonla ilgisi olmayan o kadar çok semptom var ki. Yani ona spesifik bir semptom değil. Her türlü şikayet o safra kesesi taşı gibi karaciğerdeki kistatiğe persekütü ediliyor. Sağ lobdaki kistatik epigastriyumu gösteriyor. Yani spesifik bir semptom yok. Ve tedavi ettiğiniz zaman da ne kadar düzeliyor onu da bilmiyoruz. Ve geçilecek ameliyat bana göre kolestektomiden daha da ağır bir ameliyat. Morbiditesi de ona göre. Safra füstürleri, kavite enfeksiyonları. Bir de kolestektomi yaptığınız zaman arkada böyle çok iz kalmıyor. Karaciğer kistatik ameliyatından sonra kaviteyi boşaltan konservatif bir ameliyat yapıyorsunuz. Bir de ondan ayrı bir mücadele gerekiyor postop dönemde. İkincisi komplikasyonlar. Şimdi bu çok korktuğumuz komplikasyonların görülme oranı nedir? Ve bu komplikasyonlar olduğu zaman hastayı hepsini öldürür mü? Soru bu. Şimdi 11 tane verinin analizi var. Bu bir meta analiz değil. Bu bizim kendi yaptığımız literatürdeki 11 tane seriyi topladık ve çıkardık. Yani bunların içerisinde perforasyonlar var, safra yolları yaralanmaları var. Bütün geniş seriler, Amitsen'in serin de var bunun içerisinde. Yani Archives of Surgery'de yayınlanmış yazı da var. Şimdi böyle baktığımız zaman sarılık gelişen hasta sayısı 7224 tane karaciğer kistatiğinde tıkanma sarılığıyla başvuran hasta oranı %5.6. Bunların içerisinde 7224'ün %0.2'si mortaliteyle sonuçlanmış. Bunlar herhangi bir şekilde daha önceden kistatik tedavisi almayan hastalar. Yani önceden kistatik olup da tedavi edilip de değil. Size müracaat ediyor, komplikasyonla müracaat ediyor ve sonuçta safra yollarının açılmış olduğu tespit ediliyor. Tedavi ediliyor, ameliyat ediliyor. %0.2'si mortaliteyle sonuçlanıyor. Aynı şeye perforasyona bakın. Perforasyon oranı da %4.1. Yani en sık görülen komplikasyon bu ikisi. Daha az görülen komplikasyonları var mı? İşte bronkobiliyer füstül belki olabilir. Ya da işte Batçiari sendromu diyebilirsiniz ama oran çok düşük. Esas bu ikisi. Topladığınız zaman %10 gibi bir komplikasyon oranımız var. Bu komplikasyon peritone perfore olmuş kistatikler. Hepsi ölüyor mu? Hayır, değil. Ölme oranına baktığınız zaman çok daha düşük. Sonuçta en altta %0.5 gibi bir rakam çıkıyor. Bu ne demektir? Bunun anlamı şu. Herhangi bir şekilde tedavi görmeyen bir kistatik hastasının kendi haline bıraktığınız zaman bir şekilde bir komplikasyonla ölme oranı 1/200'dir. Öyleyse sizin yapacağınız herhangi bir tedavi yöntemi, ilaç, cerrahi, perküten vesairenin hepsinin bu oranın altında olması gerekir. Bu oranın üstündeki bir oran bir anlam ifade etmez ya. Zaten kendi haline bıraksanız mortalite bu. Yani yapacağınız tedavinin %0.5 mortalitenin altında olması lazım. Peki sadece ilaç tedavisi yapsak, yani kendi haline bırakmayalım ama herhangi bir şekilde bir ilaç verse, komplikasyon oranları ya da sonuçlar ne oluyor? Bu 1997'de yapılmış bir çalışma. Şimdi bizim beklentimiz ne cerrah olarak? Tabii ortadan kaybolması. O zaman hasta da biz de rahat ediyoruz. Bu oran düşük ilaç tedavisinde. Aslında cerrahiden sonra da düşük. Konservatif cerrahi sonrası. Perküten tedaviden sonra da düşük. Yani apse gibi ortadan kaybolmuyor ki, hep bir kabuk gözüküyor. Burada da bu oran böyle. Gerileme var mı? Evet, gerileme var. Hastaların yarısına yakınında ise aynı şekilde aynı pozisyonda duruyor. Yıllar içerisinde. Daha kötüye giden var mı? Beni o ilgilendiriyor. Yani grafiğin altına giden ne kadar? %3. Kötüleşen %3. İlaç tedavisine rağmen. Diğerleri ya yerinde duruyor ya hafif gerilemeleri var. Peki ilaç tedavisi verdiğimiz zaman bu %10'luk komplikasyon oranı düşebilir mi? Bunun safra yollarıyla olan ilişkisini literatürden bulamıyorsunuz. Böyle bir veri yok. Yani ilaç tedavisi verdiğiniz zaman safra yollarına açılmada herhangi bir azalma var mı bilmiyoruz. Ama peritone perforasyon ihtimalinin azaldığını biliyoruz. Çünkü ilaç verildiği zaman kist içi basınç düşüyor. Yumuşuyor kist.
Ve o zaman da dışarıdan gelebilecek travmalara veya spontan perforasyonlara karşı daha dirençli bir kist haline geliyor. Bununla ilgili bir yapılan çalışmaya baktığınız zaman da 646 tane hastaya yalnızca ilaç tedavisi veriliyor ve komplikasyonlara bağlı cerrahi oranı oldukça düşük, mortalite sıfır. Peki ilaç tedavisi mükemmel mi? Değil tabii ki. Yani diğer tedavilerden böyle çok istediğimiz sonuçları alamadığımız için buraya geldik ama bunun da kendisine göre dezavantajları var mı? Var. Hastalar da bu ilaç tedavisi başlandıktan sonra böyle parazitin vücuttan bir haftada atılmasını istiyor ama böyle bir şey yok. Bunu çok iyi anlatmanız gerekiyor. Çok uzun süreli tedavi. Yani tüberküloz tedavisi gibi diyorum ben. Uzun süreli almanız lazım. Bunun bir vücutta yaşayan bir parazit olduğunu, bunu bir anda ortadan kaldırmadığını ama onun ömrünü kısalttığını, 20 yılsa 5 yıla indirdiğini, 30 yılsa 7 yıla indirdiğini söylüyorum. Bir diğeri genel kabulün dışında bir tedavi yönteminin olması da çok tabii zor. Yani siz bunları anlatıyorsunuz ama başka birisi, komşusu ya da başka bir hekim olur mu diyor, bu patlarsa ölürsün diyor. Ya da sarılık olur, şu olur, bu olur, hastanın kafası iyice karışıyor. Böyle bir sürü hastamız var mesela, gidiyor başka bir yerde ameliyat oluyor, ona da saygı duyuyorum diye bir şey diyemiyorum tabii ki. Bir diğeri de hepatotoksite, yani ilaç tedavisi verdiğimiz zaman karaciğerde oluşan enzimlerdeki anormal yükselme. Bundan da çok korkmuyoruz. Nedeni şu, bu çalışmayı çok seviyorum. Mesela albendazol sadece kistatik tedavisinde kullanılan bir şey değil. İlaç değil. Aynı zamanda sistiserkoziste de kullanılıyor tedavi. Bakın şimdi 3289 tane kistatik hastasına albendazol veriliyor. %10.8 oranında enzimlerde yükselme var. Aynı doz, farklı doz değil. Sistiserkozis de veriliyor. Bir yükselme yok. Şimdi bunu nasıl yorumlayacaksınız? Bunun yorumu şu. Yazıyı yazanlar şöyle diyorlar. Karaciğer fonksiyon testlerindeki, karaciğer kistatindeki yükselme tedavinin bir göstergesidir. Aslında albendazolün sizin kistiniz üzerindeki etkisinin olduğunu gösterir. Bu bir yorum. Neden bu sonuçlara göre yapıyor? Yani bundan korkmayın, aslında bu iyi bir şey demeye getiriyorlar. Diğer tedavilerin dezavantajları neler? Perküten tedavi biraz önce bahsedildi. Özellikle bu 5 santim ve 6 santimin üstündeki kistlere kateter koyma şeyi var. Çünkü koyduğunuz anda %20 ila 25 oranında safra gelecektir. Bunların 3'te 2'si kendiliğinden kapanacaktır. %8 ila 9'unda persisten fistül olacaktır. Bunlara ERCP yaptırmak zorundasınız. Kavite enfeksiyonuyla uğraşmak zorundasınız. Bu 5-6 santim meselesi nereden çıktı? Onu da çıkartan Okan abi. Okan abiye de sordum. Abi niye 6 dedin de 8 demedin? Vallahi Cüneyt o zaman öyleydi dedi. Sen koydun, sen kaldır bari diyorum. Hala devam ediyor. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın şeyine kadar da gitti. Şimdi bu yıl içerisinde kistatik kongresi olacak şeyde yine tartışılacak. Ben orada da görevliyim Türkiye'de de. Böyle bir sıkıntımız da var. Yani belki kavite enfeksiyonu açısından diren koyulmasa perküten tedavi sonrası belki daha sınırlayıcı kistatik tedavileri yapılabilir. Ama radyolojideki arkadaşlarımıza bunu ikna etmemiz çok zor. Kolay değil. Kateteri koyuyorlar. Konservatif cerrahi hepimiz biliyoruz. Ameliyattan sonra işte safra kaçakları vesaire, onları tedavi etmek için veya intraoperatif bazı manevralarla bunları engellemek için çok uğraştım. Kendimce bazı yollar da buldum. Ama buna rağmen ameliyat sonrası görüntülerle hala uğraşıyoruz. Yani siz bir ameliyat yapıyorsunuz, içine ister omentum koyun, ister diren koyun, gidiyor 3 ay sonra 5 ay sonra bir film çekiliyor. Oraya bir rapor yazılıyor. Nüks soru işareti, bitti. Hadi bakalım uğraşın ondan sonra. Kuyudan çıkartabiliyorsanız taşı çıkartın. Onun için hastaları ameliyat ettikten sonra, eğer ameliyat etmişsek, gitmeden önce bir tane baseline film çekiyorum. Ve hastaya da yakınlarına da gösteriyorum. Bakın burada bu gözüküyor. Bunu yumurta gibi düşünün. Biz bunun içini boşalttık. Kabuğu duruyor. Kabuğu durduğu için ileride bu nüksetmiş diyebilir birisi. Ha sakın öyle derlerse hemen inanmayasın. Yani bunun içi boşaldı. Şimdi hastayı bu şekilde hazırlarsanız, hasta bunu duyduğu zaman ya bana söylenmişti deyip geçiyor. Eğer hazırlamazsanız yandınız. Tekrar gelecek size. Radikal cerrahi, şimdi canlı vericili karaciğer nakli yapıyoruz, her gün hepatektomi yapıyoruz. Dediğim gibi bunun için de uğraştık ama teknik olarak bir kere her kistatiğin radikal tedavisi mümkün değil. Karaciğerde 10 tane kistatik var, hangi birini çıkartacaksınız? Dediğim gibi vena cava'yı tutmuş ya da yaslanmış, anlamlı mı, gerekli mi? Onun için teknik olarak mümkün değil. En çok zorlayan seriler Türkiye'den, onlar bile %40-45-50'yi ancak buluyor.
Yani %100 kistatiği radikal tedaviyle tedavi ettim diyen cerrah şu ana kadar görmedim. Hayır, olması da doğru mu? Bence doğru değil zaten. Gerekli değil. Bir de sonuçta benim bir patoloji için yapıyorsunuz. Bundan dolayı bir hastayı kaybettiğinizi düşünsenize. Sonuçta rakamı unutmamamız lazım. 201 mortalite, hiçbir şey yapmasanız. Bunun üstünde olamaz hiçbir tedavi. Olmamalı yani. Evet, kanıta dayalı tıp açısından baktığımız zaman asemptomatik veya semptomları direkt olarak kistatiğe atfedilemeyen hastalarda hangi tedavinin öncelikli olarak yapılması gerektiği konusunda yüksek kanıt düzeyinde şu anda literatürde hiçbir çalışma yoktur. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmaları, önerileri retrospektif, birikmiş bir iki şeyler. Yani A düzeyi kanıt ne yazık ki yok. Net fikir birliği ne? Burada herkesin en fikir olduğu konular, eğer safra yollarına açılma ya da karına perforasyon olmuş vakalar varsa tabii ki buralarda cerrahi tedavinin yapılması konusunda ben de hemfikirim ve aynı şekilde de uyguluyorum. Sonuçta kistatikle ilgili hala yapılması gereken çok işe ihtiyacı var ve bunları biz yapacağız. Başka kimse yapmayacak. Bence en önemli mesaj bu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.